Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. Orada da 8. sözdeyiz. Hani ilk olarak bu derste bizimle tanışmış, dersimizi dinlemiş olan varsa onlar da bilsinler diye en başta bunları tekrar tekrar söylüyorum. Sizi de bıktırıyorum belki ama söylemek lazım. 8. sözün de ortalarına kadar geldik. Hatta bitirmemize çok fazla kalmadı diyebiliriz. Yalnız benim ayarıma göre çok fazla kalmadı. Biliyorsunuz 7 ders veya 8 derstir 8. sözü konuşuyoruz. Ona düşünün, ona kıyasla düşünün. Hani az deyince de o az çok sürebilir. Şöyle bir yerden başlayalım okumaya. Yine bir miktar öncesine gidelim yani. Aslında konuşacağımız yer söz basım külliyata göre 66. sayfada. Ey nefsim, ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam diye başlayan kısımdan itibaren asıl tefekkür edeceğimiz, konuşacağımız yer başlıyor. Fakat bir miktar öncesinden almak adetimiz var. Metin uzun olmasa en başından alıyorduk ama artık onu yapamıyoruz. İlerleyen metinlerde de galiba yapamayacağız. Hayır Allah'ın seçtiğindedir. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince Cenab-ı Hakk'ın bahşettiklerini size söylemeye çalışıyoruz. Zaten sözün aslını Kur'an söylemiş, sünnet söylemiş. Onun üstüne ehl-i sünnet ve cemaat imamları, mürşitleri, meşayihleri söylemiş. Biz de Bediüzzaman Hazretleri'nin, o halkanın sonu olan Bediüzzaman Hazretleri'nin, bir ahir zaman mürşidinin sözlerini size naklediyoruz. Biraz daha açmaya çalışıyoruz çabımız yettiğince. Peki şöyle bir yerden başlayalım. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım, geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Kimdi bu iki kardeş? O temsil kısmında geçti. Orayı okuduk. Önceki derslerimize atıf yapalım. İki kardeş vardı. Bunlar iki seçenekli bir yolculuğa uğramışlardı. O yolculukta birisi özgürlüğü, serbestliği ve nizama tabi olmamayı seçmişti. Yolda birçok sıkıntı yaşamıştı. Kardeşi de ona benzer şeyler yaşadı fakat anlamlandırışı başkaydı. Nizama tebaiyeti nedeniyle varlığa verdiği anlam değişiyordu. Ve verdiği anlamdan dolayı yaşadığı tecrübe de şekil değiştiriyordu. Temsil bunu anlatıyordu. Önceki derslerimizde onu okuduk. Kendi başına okumak isteyen olursa 8. söze bakabilir. Temsil kısmı orada yer alıyor. Daha da öne gidersek asıl ihmal ettik. Onu söylememiz lazım da hep söylemek gerek diyorum. Unutuyorum. Şu an biz 2 ayeti kerimenin tefsirini özellikle merkezde olarak konuşuyoruz. O ayetlerden birisi Estağfirullah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bunun da kısa bir meali şöyle. Allah Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hay odur, kayyum odur. Hay nedir, kayyum nedir dersek söz basın burada kısa bir izah vermiş. Hay, hayatı ezeli ve ebedi olan ve bütün varlıklara hayat veren demekmiş. Kayyum da bizzat kaim olan, varlığı sonsuza kadar devam eden. Bütün varlıklar onunla ayakta duran ve varlıkları devam ettiren gibi manalara geliyormuş. Daha da vardır. Yazılsa belki bunlardan kitap çıkar yani. Ama burada özetle bunlar verilmiş. Biz bu ikinci ayette şu, bu ayet bir önceki okuduğum Bakara suresinin 255. ayetiydi. Şimdi okuyacağım da Ali İmran suresinin 19. ayeti. Ali İmran suresinin 19. ayeti. O da şöyle, İnned dine indallahil islam. Ayetin tamamı değil, başından bir kısım. Kısa bir meali şöyle, şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam'dır.
Yani din deyince İslam gelir Müslümanın aklına. İkincisi yoktur, üçüncüsü yoktur. Din İslam'dır. Bu iki hakikat bu sözde tefsir ediliyor. Tabi başka ayetler de var, başka hadisler de var. Burada Bediüzzaman'ın muktesabatından çok şeyler var. Onları avlayabilirsek avlıyoruz, görebilirsek size aktarmaya çalışıyoruz. Hepsini de göremiyoruz. Bazılarını söz basın bizi uyandırıyor da fark ediyoruz. İlk paragrafını da okuyayım. Sekizinci sözün amacı burada özetlenmiş şekilde. Ondan sonra tekrar aynı kısma dönelim, oradan okuyarak gelelim. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması. Bir, dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak diyor, devam ediyor. Ama burada amaçlar özetle ilk paragrafta söylenmiş oldu. Dinin insandaki konumunu öğreneceğiz. Allah'a imanın insanda ne yaptığını, nasıl onu huzura, felaha, rahatlığa kavuşturduğunu göreceğiz. Zulümattan, zindandan çıkardığını göreceğiz. Dünya içinde insanın konumu, İnsanda da ruhunun konumunu göreceğiz gibi manalar buradan anlaşıldı. Tekrar okuyacağımız kısma döndük. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım, geliniz. Bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir, görelim, bilelim. Bakınız. Sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht elim bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise, ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Hem o bedbaht, kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise, bir aziz misafirdir ki, misafiri olduğu mihmandar-ı kerimin acip hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliğiyle kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede, ahbaplarının ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil? Kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. Ve şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle, hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'ani'nin sırrı zahir oluyor. Bu hükümler de geçiyormuş. Söz basım sağ olsun onu da vermiş altta. Nisa suresinin 79. ayetinde geçen bir hükümmüş bu. Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'ani'nin sırrı zahir oluyor.
Daha bunlar gibi sair farkları muvazene etsen anlayacaksın ki, evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Yunus Emre'nin miydi? Şiir olarak da var bu da. Aklıma şiiri gelmiyor. Normal cümlelerle söyleyeyim. Gittim diyor işte cehennemde yanacak bir şey yoktu. Sordum nedir bu hal gibisinden. Dediler ki herkes odununu kendisi getirir. İşte nefsi emmaresi diyor cehennem ihsar etmiş diyor ya Üstad Hazretleri. Demek ki biz bu dünyadan götürüyoruz oraya. Amel olarak da öyle, içimizde yaktığımız ateşle de öyle. Yani kafirin içinde zaten bir ateş yanıyor. Zaten biriktirdiği bir hınç, bir kin, bir düşmanlık, bir tatsızlık, bir huzursuzluk. Bunlar zaten içinde var. Onların açılımı cehennem. Kim ne kadar götürürse. Onlar öteki tarafta karşısına dönüşmüş olarak çıkacaklar. Cisim olarak, varlık olarak, yangın olarak, zemherir olarak çıkacaklar. İçimizde büyüttüğümüz şey bir gün gelecek dışımızdaki hakikat olacak. Olmayacak bir şey mi? Ya zaten normal hayatta da bizim dışarıda gördüğümüz şeyler mutlaka birinin içinin mahsulü. Bir bina yapılacak mesela. Bu bina önce birisinin tasavvurunda, tahayyülünde var oluyor. Önce aklına giriyor, kalbine giriyor. Ondan sonra o bina ortaya çıkıyor. Yani birilerinin hayaliyken sonra var oluyor. Veya işte teknoloji veya işte ne diyelim büyük projeler. Hepsi birisinin aklına geliyor. İşte Kanal İstanbul birisinin aklına geliyor bunu yapmak. Ondan sonra biz onu yıllar sonra belki sahada tamamlanmış olarak göreceğiz. Hal böyleyken, dünyada dahi böyleyken neden içimizdekilerin de bir gün alemimiz olarak etrafımızda olacağına inanmayalım? Hani bunda şüphe etmeye bir gerekçemiz var mı? Nasıl bugün tahayyüllerimiz 5 sene sonra, 10 sene sonra vücut buluyor, karşımıza çıkıyor? Şunu yapacağım diyoruz, sabat edersek, inat edersek, çalışırsak, Allah da muvaffakat ederse oluyor o, ulaşıyoruz ona. Oluyor bu yani. Bu da olacak ya. Cenab-ı Hak yapacağım diyor. Vaat etmiş. Kim ne getirirse. Kim içinde neyi büyütürse. O yüzden içimizde büyüttüğümüz şeylere dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak iyisini büyütmeyi nasip eylesin. Kötüsünden bizi muhafaza eylesin. Hani müminin mümine 3 günden fazla küs kalmaması falan. Bunu çok tekrar ediyoruz ama işte o da şeyle ilgili. Ne büyütüyorsun içinde? 3 günden fazla büyütme. Başına bela olur. Veya başka şeyler, günahlar, seyyiyeler, yanlışlar. Büyütme onları. Hani dönebildiğin kadar çabuk tövbeyle, itirafla, istiğfarla dön ki büyümesinler. Başına bela olmasınlar. Kalbinde kurtçuk iken sonra seni yutan yılan olmasınlar. Gördüğünüz gibi ama burada bizim yaptığımız şey bir tefekkür değil mi? Yani şu an biz düşünerek hakikate iman ediyoruz. Hakikati biliyoruz ama bir de düşünerek tatmin olmaya çalışıyoruz. İçindeki şeyleri daha fazla kalbimize, ruhumuza akıtmaya çalışıyoruz. Geçenlerde Dücane Cündioğlu öyle bir şey söylemiş yani. İbadette düşünmek yoktur falan filan. Tamam şu anlamda diyelim doğru. İbadet huşu şeyidir, amelidir. Yani şuur, şuur altı... Onlarla ilgilidir daha çok. Doğrudan manalar belki zihninde akıl, dinamik akıl açısından söylüyorum. Yerinde olmayabilir. Hemen her söylediğini düşünüyor olmayabilirsin. Ama bunu zaten normal hayatta da başaramıyorsun ki. Mesela Dücane Cündioğlu atıyorum odadan odaya geçerken veya işte elektrik düğmesini açarken elektrik düğmesi hakkında felsefe yaparak mı açıyor mesela? İşte elektrik düğmesi, işte bilmem şu falan hayatta buna karşı. Öyle bir şey yapmıyor. Bunlar hayatın otomatik kısmı gibi. Onları öyle yapıyoruz ki tefekküre alanlar açılsın. Ya da tefekkür için beynimiz dinlensin, zihnimiz dinlensin. Tefekkür yapacağı zaman da tefekkürünü yapsın diye. İbadetlere niye böyle bakamayalım? İbadetler de belki bizi dinlendiriyor, bizi yetiştiriyor tefekkür için, olgunlaştırıyor. Ve ondan sonra hakkıyla tefekkür edebilme imkanlarını
elde ediyoruz. Tabii uyanık ruhlar için, yoksa aramayanlar için bulmak da mümkün değil. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor ki, ibadet etmeyen kainatın da ibadetini anlamaz. Çünkü dünyasında yok öyle bir şey. Bir şey dünyanıza girecek ki etrafınızda da onu görmeye başlayasınız. Diyelim bir meslekle ilgileniyorsunuz. Mesela ben işte kitaplarla ilgilenmeye başladığımda bu sefer dikkatim çekiyor yayıncılar, kitap evleri, fuarlar, kitaplarla ilgili ilanlar, yazar ilanları, imza ilanları. Niye? Mesleğim o artık. Veya işte bir araba alıyorsunuz, bir model. O araba her yerde dikkatiniz çekmeye başlıyor. Başkasında varsa, bak bu da benimkinden, bu da şurada, bu benimkinin üst modeli, bu şöyle, şu şöyle. Niye? Dünyanıza girdi. İbadet de kullukla ilgili manaları dünyamıza sokuyor. Soktuğu için de tefekkürümüzü şekillendiriyor. Yani tefekkürümüzü öncesinden terbiye ediyor. Bir şuur altı kazandırıyor bize. Biz onun üstüne şuurla, dinamik akılla bir marifet inşa ediyoruz. Buna böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani ibadetler evet bizzat tefekkür zamanları olmayabilir. Bizzat içinde tefekkür yürütmüyor olabiliriz. Ama öncesi sonrası ibadetlerin mutlaka tefekkür bereketini kazanır. Evet. Daha bunlar gibi sair farkları muvazene etsen anlayacaksın ki, evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zannı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Elhamdülillah. Şimdi üzerine konuşacağımız kısım başlıyor. Asıl tefekkür edeceğimiz kısım bundan sonra. Ey nefsim! Ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam, yani ben, yani biz. Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen, Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Bakın katman katman geldi. Bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen. İstememek, istemek. Demek ki insanın istemesi için olmayacağı şeyi de bilmesi lazım. Kur'an'da neden küfre dair bu kadar ayet var? Neden küfre dair veya şirke dair veya zulme dair bunları kötüleyen hadis-i şeriflerimiz var? Ulemamızın eserlerinde bunlarla ilgili bilgi var. İtikat böyle tamam olur. Neye inanacağını da bileceksin, neye inanmaman gerektiğini de bileceksin. Biz zulmün iyi olacağına inanmayız, şirkin iyi olacağına inanmayız, küfrün iyi olacağına inanmayız. Buna inandığımız için imanın da iyi olduğuna inanırız. Yani bu hem onun bilgisi hem bunun bilgisiyle tamam olur. Tevhid, kelime-i tevhid bile mesela la ilahe diyor, başka ilah yoktur diyor, önce bir temizliyor. İşte la süpürgesi diyorlar. Bir süpürüyor oraya, o temizliyor. İllallah, Allah'tan başka. Yer açılsın ki Allah'a, yani başkasının işgal ettiği bir nokta kadar yer kalmasın ki Cenab-ı Hak şanına yakışır şekilde marifetimizde zemin tutsun, kalbimizde yer tutsun, donatsın, şenlendirsin orayı diye böyle yapıyoruz. Hem onu hem bunu. Hem onu hem bunu bilmezsek çerçevemiz de olmaz zaten. Bugünlerde işte bu reformist, modernist taife, yeni baştan İslam'ı yazmaya çalışan zümreler, bunlar pek şeyi sevmiyorlar, sınır bahislerini, sınırlardan konuşmayı, geçilmeyecekler olduğunu hatırlatmayı hiç sevmiyorlar. İşte cennete gidecekleri siz mi biliyorsunuz, cehenneme gidecekleri siz mi tayin ediyorsunuz falan. İyi de kardeşim, bu dinin küfrü yoksa imanı da yok demektir. Dışı yoksa içi de yok demektir. Elbette bu dinin bir sınır tayini var, bir dışarısı var. Ondan dolayı bir de içerisi var. Yani bir la ilahesi var, bir de illallahı var. Sadece illallah demiyor. Ya da sadece, yani şunu demiyor, yani Allah diye bir ilah var, o kadar. Hayır, ortağı da yok onun. Yani tevhid aslında, yani şeyi görüyor bize. Nasıl diyelim,
süpürge işlevini görüyor, zıttını gösteriyor, ondan sonra Allah'ı hatırlatıyor. Yani Allah var, birdir. Bu aslında birdir, ne değildir. Nedir, ne değildir şeyi geliyor yani beraberinde. İşte la ilahi, başka ilah yok. Önce onu öğreniyoruz. Başka ilah yok. Kim illa Allah, Allah'tan başkası yok. O bilgiyle bu bilgi tamam oluyor. O zaman şöyle, İslam'ın dışı ile ilgili hiçbir şey konuşmayalım. Şunu olsa işte küfür olmaz, şunu olsa küfür olur diye falan böyle şeyler hiç bilmeyelim. O zaman bilgi tamam olmaz ki. Marifet tamam olmaz ki yani. Eksik kalır. Ne iç ne dış bilinecek ki tamam olsun. Evet, bunu belki çok tekrar ettim ama önemsiyorum arkadaşlar. Bahtiyar kardeş olmak istemek tamam, güzel. Ama bedbahtın da ne olduğunu bilmek lazım. O bilinmezse hem yeterli kaçış enerjisi oluşmaz. Yani neyden kaçıyoruz da biz buraya geldik? Niye buradayız? Hani ben dedim ya geçenki ders, Risale-i Nur'un öyle bir fonksiyonu da var sanki. Ahir zamanda bir Müslüman, ya biz niye Müslüman olmuştuk? Niye insanlık akın akın İslam'a aktı? Biz dünyada neyi değiştirdik? İnsanın hayatında neyi değiştirdik? Biz alemde nasıl bir noktaya düştük ki bu kadar fevç fevç yayıldık Çin'den Latin Amerika'ya kadar her tarafta Müslümanlar var? Niye gelinmişti buraya? Müslümanlar bu asırda bunun tereddüdünü çok yaşadıkları için, tam bilemedikleri için Üstad Hazretleri bu tür muvazeneleri çok yapıyor diye dikkatinizi çekmeye çalışmıştım. İşte onunla ilgili yine bir bahis oldu şimdi. Bilmek lazım. Ne değiliz, neyiz. Sadece neyiz değil, ne değiliz. Bunu da bilmemiz lazım. O yüzden siz bakmayın böyle ehli sünnet hocalara saldıranlara, bilmem işte ehli sünnetçilik yapıyorsunuz bilmem ne falan filan, yapacaklar. Yoksa sınırları kim bekleyecek? Nasıl devletin sınırlarını asker bekliyor, düşmanı sokmuyorsa, İslam'ın sınırlarını da murabıt hocalar bekliyor. Onların da vazifesi o yani, yaptıkları cihat. Belki Cenab-ı Hak onların uykusunda bile ne ibadetler yazıyor. Sen bilemezsin yani. Haddimizi bilmek lazım ve selam. Daha namazını düzeltmemiş adam, ben biliyorum yani namazları sıkıntılı. O hocalara laf söylüyor. Ya senin harcın mı bu işler ya? Yani biraz insan kendine bakmalı biraz. Evet. Bedbaht kardeş olmak istememek lazım. Bahtiyar kardeş olmak istemek lazım. Kur'an'ı dinle. Bunun şeyleri şöyle geliyor. Kur'an'ı dinle. Bir, dinle. İki, hükmüne muti ol. Bak, bir dinledin. İki, hükmüne muti ol. Boyun eğ. Üç, ona yapış. Dört, ahkamıyla amel et. Bakın nasıl geldi sıralama. Bir, Kur'an'ı dinle. Ne söyleniyor sana Kur'an'da? Ne söyleniyor sana sünnette? Üstad Hazretleri hep Kur'an diyor ama ben dediğim gibi yani ahir zamana kadar İslam'ı böyle Kur'an, sünnet sanki birbirinin hasmıymış gibi tarif eden kimse olmadığı için bizim alimlerimiz Kur'an dediklerinde sünnet de murattır, sünnet dediklerinde Kur'an da murattır. Bunlar birbirini bütünlüyor çünkü onların kafasında bu bir çelişik alan değil. Ahir zamanda biz şimdi Kur'an Müslümanlığı falan filan böyle naneler gördük de böyle bir şeyimiz oldu. Metinlere karşı bir tereddüdümüz. Ya niye sadece Kur'an dedi falan diyoruz bazen. Niye sünnetten bahsetmiyor falan. Zaten onlar onu ayırmıyordu ki. Onlar için Kur'an sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündü. Bediüzzaman'ın metinlerinde de böyledir. Kur'an'ı dinle dediği her yerde sünnet de murattır yani. Kur'an'ı dinle. Hükmüne muti ol. Dinle. Önce ne diyor? Anla. İki, bir aşama daha itikat. Hükmüne muti ol. O hükümlerin doğru olduğuna iman et. Peki bu iman ne? Bizim imanımız şey iman mı böyle? Hepsi taklidi mi böyle? Tamam, sen o işte Dücane Cündioğlu'nun karikatürize ettiği gibi seminna ve atana hiçbir sesimizi çıkarmayız, karıştırmayız, hepsine uyarız. Hiç itiraz etmeyiz falan. Sadece bu mu yani, böyle karikatürize edildiği gibi mi? Hayır. Müslüman delille iman eder. Ha şu var. Her birinin her şeyin delilini herkes bilmek zorunda değildir. Yani bugün nasıl? Avukat tıbbı bilmek zorunda değil kardeşim. Avukat kendi mesleğini bilmek zorunda. Hukuku bilmek zorunda. Doktor tıbla meşgul.
fırıncı ekmeğini yapıyor. Hayatın pek çok görevi var. Onlar tamam olursa hayat, toplumsal hayat devam ediyor ama herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor. Ben kitaplardan anlıyorum bir parça. Başkası teknik işlerden anlıyor, ötekisi inşaattan anlıyor. Bir görev paylaşımı olmuş değil mi burada? İnsan yüklenemiyor yani. Zaten tek bir insan yetmiyor bunlara. Tıpkı bunun gibi de İslami ilimlerde de bir görev paylaşımı var. Akaidde de evet biz her şeyi iman ediyoruz ama işte kader nasıl ispat edilir? Bunu elbette hocalarımızdan öğreneceğiz ihtiyacımız olduğunda. Gidip soracağız, onlar bize anlatacak. Bunda böyle gocunacak, etrafa bakınacak bir şey yok ki. Sanki herkes müştehit olması şartmış, herkesin muhaddis olması şartmış gibi bir durum yok ki. Herkes kapasitesince olanlar olmayanlara yardım edecek. Olmayanlar da olanlara hürmet edecek. Onlara soracak. Kur'an'da emredildiği şekilde ilimde rusuh peyda edenlere sormak var Kur'an'da. Cenab-ı Hak öyle diyor. Onlara sorun diyor. Biz de soracağız. Bunda gocunacak bir şey yok ki. Normal hayatta böyle yaşıyoruz. Şimdi işte o bilmem neler. Bunlar hep yeni çıktı. Yani bilmesek de sorarak öğrenebilme imkanımız var. Bu her zaman var. İslam alimlerine sorabiliriz. Bir bu, iki. Bir de mesela Allah'a iman ettik, ahirete iman ettik. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna iman ettik. Şimdi bunlara iman ettikten sonra alt başlıkları tekrar tekrar bu da mı Allah'tan geldi, bu da mı Allah'tan geldi, bu da mı Allah'tan geldi diye sormaya gerek var mı yani? Gördün ki pınarın başı şeyden kaynıyor, dağdan kaynıyor. O pınarın suyunun temizliğinde şüphe eder misin? Etmezsin çünkü kaynadığı yeri gördün. Şimdi bu Kur'an sünnet meselesi de böyledir. Ya sen ne biliyorsun şunu? Ya bilmem şart değil ki, ben o icmalen onu anladım zaten ne olduğunu. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anladım. Şimdi tek tek her şeyin altında görebilmek de herkesin harcı değil yani. Orada da haddimi bilmem lazım. Ben o icmali şeyime göre iman ederim. Ha müşkülüm oldukça hocalara sorarım, hallederim. Yani her bir insandan müştehid olmasını, her bir insandan muhaddis olmasını beklemek doğru değil. Her insanın da harcı değil bu zaten. Bizim yapacağımız öğrenebildiğimiz kadar öğrenip onlara, bakın hemen arkasından geliyor, ona yapış. İman ettin, yapış ona. Öyle ortada bir bilgi değil bu. Sarıl ona. O sensin artık yani. Bir parçan oldu. Ve ahkamıyla amel et. Evet, o yapışmanın da delili Kur'an'ın hükümleriyle amel etmektir. Ameliyle insanın imanına inanılır. Ha, amel imandan bir cüz değildir. Onu söylemiyoruz burada ama. Fakat yine de imanın hayata katılışı amelli olur. Ya şu adam doğruluğa çok inanıyor. Ama hayatı hep yalan. Oldu mu? İnanılır mı onun imanına? Yok. Biraz şey olur yani. Bir soru işareti konulur. Adam şunu çok savunuyor ama hayatına bakıyorsun eseri yok. Soru işareti. Amelle imana inanılır. Ve bir de şu var. Amel imanı da kuvvetlendirir. Yani destekler, alışkanlık haline getirir, tutunmasını sağlar. İman ameli beslediği gibi amel de imanı besler. Yani bunlar bir döngü gibidir. Biri birisiz olmaz. Ona yapış ve ahkamıyla amel et. İtikattan amele geldik burada. Şu hikaye-i temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettinse, hakikati din ve dünya ve insan ve imanı ona tatbik edebilirsin. Ki geçmiş derslerde bir nebze etmeye çalıştık. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et. Sen kendin çıkarmaya çalış. Neneye işaret ediyor? Bakınız burada Bediüzzaman Hazretleri bunu söylediği anda bize bir yük de verdi. Benim öğrettiğimle yetinme, sen de çalış. Tefekküre devam et. Üzerine mesai sarf et. Bu iş burada kalmasın bak. Şu cümlede bile bu var. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et. Yani bak bu iş burada kalmasın, sen de evde çalışmaya devam et, ha ödevini yap. Burada bu var. Veya burada şunu da söyleyebiliriz. İşte izahlı dersler, bazı nur talebesi kardeşler bunlara kızıyor, gerek yok falan diyorlar ama
Bence bu istihraç olayının bir şartı da böylesi izahlardır. Yani ben şu an mesela izah ediyorum ama aslında istihraçtır benim bu yaptığım. Çıkarmaya çalışıyorum bir şeyler. Bediüzzaman Hazretleri çoğunu söylemiş. Bana da kalan bir pay var demek ki burada, bak kendisi ilan ediyor öyle bir alanın olduğunu. Ben de o alanı bulmaya çalışıyorum. Payıma düşen hisseyi almaya çalışıyorum. Bu meşru bir şey. Ha, okumalı derslere düşman değilim. Yapılmasını da beğeniyorum. Yani ben de katıldığım öyle dersler oldu. Yeni Bosna'da, Dere Yolu'nda vardı öyle dershaneler, gittiğimiz okumalı dersler yapan. Ama izahlı da lazım. Herkes her şeyi tam bilmiyor. Arada izahlar güzel gidiyor ölçüsüyle, kıvamıyla. Benim gibi aşırıya kaçmamak şartıyla. İşte bak, o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir. Bahtiyar olan. İşte bak, o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir. Ruhu mümin ve kalbi salih. Burada bakın, ruh mümine, kalp salihe atfedildi. Diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Bakın, ruhu kafir ve kalbi fasık. O iki tarikten sağ ise, pardon oraya geçmeyelim. Bak burada niye böyle bir tayin yapıldı? Ruhu mümin, kalbi salih. Bakın, sıfat olan şey, yahut da şöyle söyleyelim, kazanılan şey, amelle kazanılan şey kalbe atfedildi sanki. Mesela fısk da, günahkarlık, bu amelle kazanılan bir şey, yanlış amellerle kazanılan bir şey, o kalbe şey yapıldı, havale edildi. Küfür ruha havale edildi. Demek ki küfür ruhu da sirayet eden bir şey. Yani küfürün bozduğu ruh. Fıskın bozduğu da kalp. Burada da mesela ruhu mümin dedi. Demek ki iman ruha gidiyor. Ruhu şekillendiriyor. Ruha tesiri var. Salih ameller de kalbe tesir ediyor. Ha, bunların ikisinin arasında nasıl bir ilişki var? Ben şöyle düşünüyorum. Ruh bu dünya ile ilişkisini kalp üzerinden kuruyor. Mesela duygulanıyoruz. Bu duygulanmalar dış dünyadan gelen etkilerle oluyor ama tesiri ruhta oluyor. Ruha çizik atılıyor, işleme yapılıyor, nakış yapılıyor. Mesela çok büyük bir musibet yaşamış bir insan, bir de sabredememiş, hikmeti ilahiye görememiş, rahmeti ilahiye görememişse bazen o ruhunda bir dengesizlik oluşuyor ondan ve bir daha da ahir ömrüne kadar düzelemiyor değil mi o şeyi, bozukluk. Psikolojisindeki bozukluk düzelmiyor. Demek ki kalbinden alıyorsun sen dünyayı içine. Ruhuna kadar uzanan parmakları var, kalbin içinden geçiyor. Duyulardan gelen bilgi duyguya dönüşüyor kalpte. Kalp bir dönüştürücü. O duygular da ruhun üzerinde nakış işliyor. Hangi şeyi kalbine sokarsan onun nakışı işleniyor. İşte kalbine girene çıkana ondan dikkat etmen lazım. Her şey için her şekilde duygulanmak da doğru değil. Şefkati ilahiyeden fazla şefkat, şefkat değil diyor mesela Bediüzzaman Hazretleri. Niye? Çok ağır çizik atarsın kendine. Yani Cenab-ı Hakk'ın şefkatinden ileri şefkatini sürersen kaldıramayacağın, ne diyelim, nakışlar olur, çizikler olur. Ruhun çok zarar görür. Fazla, yani nasıl derler, lazeri fazla kaçırdın. Göz, mesela geçen okudum onu. Adam gözüyle gözünü lazerle ameliyat ediyorlarmış. Lazerin artık o demek ki onun da bir şeyi var, ayarı var. Fazla kaçırmışlar, gözünü kör etmişler. Olabiliyor demek ki. Bizim de fazla kaçırdığımız yerler var lazeri. Güzel yapsak şifa olacak. Ama fazla kaçırdın mı bu sefer yakıyor. Duygularda öyle olabilir diye Allahu Alem kaydıyla böyle düşünüyorum yani. Kalpten geçerek ruha sirayet ediyorlar. Evet. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri böyle bir nispet yaptı. Mümin ruh, imanı ruha, salih ameli kalbe bağladı. Diğerinde de küfrü ruha, fıskı kalbe bağladı. Ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır. Evet.
sol ise tariki isyan ve küfrandır. Bu açık zaten. Kur'an tariki ve iman. Diğeri isyan ve küfran. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içinde muvakkat hayat-ı içtimaiyedir ki içinde muzır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki huzma safa, dama kader, dama keder kaidesiyle amel eder, selameti kalple gider. Ne demek huzma safa, dama keder? Bakalım burada ne verilmiş. Duru ve saf olanı al, karışık ve bulanık olanı bırak. Bu kuralın dayandığı da bir ayet varmış. O da Araf suresinin 145. ayetiymiş. Bakınız söz basımından Allah razı olsun. Yine bir ayet daha varmış burada. Onu da görmüş olduk. Duru ve saf olanı al, karışık ve bulanık olanı bırak hükmünün dayandığı ayet Araf suresinin 145. ayetiymiş. Meali alınmadığı için okuyamıyorum onu size. Ama o ayete işaret edilmiş. İlgisini çekenler bakabilir. Şimdi bahçeyi ne olarak tarif etti? Orada bir bahçe vardı temsilde. İyi kötü şeyler karışık bulunuyordu. Birisi kötü şeylere baktı, midesini bulandırdı. Diğerisi iyi şeylere baktı. Rahatla geçti bahçeyi. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içinde muvakkat, geçici. Hayat-ı içtimaiye, toplumsal hayattır ki içinde hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl, yani akıllı adam odur ki huzma safa dama keder kaidesiyle amel eder, selameti kalple gider. Demek ki o toplumsal hayattan geçerken insan iyiyi alıp kötüyü atma peşinde olmalı. Kötüyü tutup iyiyi atma peşinde olmamalı. Bugün sosyal medyada, medyada veya bazen normal arkadaşlık ilişkilerinde dahi şeyi hissediyorsunuz, bazı insanlar hep böyle kötülüğü çoğaltıyor. Kötülüğü çoğaltmakla neyi kastediyorum? Diyelim kötü bir şey olmuş bir yerde, o onu anlatıyor, o onu anlatıyor, o onu anlatıyor, o onu anlatıyor. Bu bir kötülükken anmalarla çoğalıyor. Ha, eğer o kötülüğün giderilmesi için bir çabaysa bu, o ayrı, onu ayrı tutuyorum. Ama sırf bir çene faaliyeti olarak kötülüğü anmak, kötülüğü seçmek, kötülükle meşgul olmak onu çoğaltıyor. İnsanın kendi alemi için çoğaltıyor onu. Meşgul olduğu o olduğu için dünyası onun rengine bürünüyor. Neyle meşgul olursak dünyamız onun rengine bürünüyor. Önce de konuştuk bunu. Onun gibi bir de başkalarına da yayıyoruz. O adam onu duymamıştı. Sen onun dünyasına da kattın bunu. Bir daha söyledim, biraz daha katıldı. Bir daha söyledim, biraz daha katıldı. Belki o iyimser bir adamdı, o da karamsar olmaya başladı. Bak, etkiledin onu da, bulaştırdın bu şeyi. Karamsarlığını. O da rahatsız olmaya başladı. Demek ki insan bahçeden geçerken iyiye bakmalı. Neden? Onu da imanla bağladık daha önce. Madem ki her şeyi Allah yaratıyor, o zaman her şeyde bir güzellik ver. Ya bizzat yöneticisi itibariyle hüsnü zan edilmeyi hak ediyorlar. Varlık hüsnü zan edilmeyi hak ediyor. Hüsnü zanla da bize güzel suretini gösteriyor. İyilik yaparsak iyilik buluyoruz. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Ve o arslan ise ölüm ve eceldir. Ve o kuyu ise bedeni insan ve zamanı hayattır. Ve o 60 arşın derinlik ise ömrü vasati ve ömrü galibi olan 60 seneye işarettir. Ve o ağaç ise müddeti ömür ve maddeyi hayattır. Ve o iki siyah ve beyaz hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye, yani kabir hayatı, berzah hayatı ve revak-ı uhreviyedir. Revak ne demekmiş? Revak. Ahirete bakan kemer. Revak kemer demekmiş. Herhalde kemer derken köprü kemeri gibi böyle manzaralık mı
Böyle bir manası var demek ki. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye ve revak-ı uhreviyedir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı muzurra ise musibat-ı dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye ve iltifatat-ı rahmaniye hükmündedir. Bakınız onlar musibeti nasıl görüyor, biz nasıl görüyoruz ya da görmeliyiz. Biz onları Cenab-ı Hakk'ın bir hikmetle verdiği uyandırıcılar, hatırlatıcılar, kendine getiriciler olarak görüyoruz. Hikmetlerini tarif ediyoruz böyle. Ve oradan da mesela bak arkada bir ilgi seziyoruz. Cenab-ı Hak bizimle ilgileniyor ki bunu vermiş. İltifatat-ı Rahmaniye. Arkasında Rahman ismi celili gözüküyor, ismi cemili gözüküyor. Neden? İlgi var. Eğer Rahman olmasa bu ilgiyi göstermek zorunda değil. Samed olan bize ilgi niye göstersin? Biz ona bir şey, olmayan bir şey, eksiği bir şey haşa veremiyoruz ki. Cenab-ı Hakk'ın bizim vereceğimiz neye ihtiyacı var? Haşa hiçbir şey yok. Bunu ta birinci sözde, 14. Leman ikinci makamında daha çok konuştuk. Yani böyle bir samediyetin bize yönelmesi, ilgilenmesi ancak rahmaniyetiyle açıklanır. Kemali için bize bu yaratışı bahşediyor, bu iltifatatı yapıyor, bu işte kerem hediyelerini gönderiyor. Başka açıklaması yok. Muhtaç olduğu için yapmaz, haşa. Korktuğu için yapmaz, haşa. Mecbur olduğu için yapmaz, haşa. Bunlar onda mümkün değil. Zaten onlar olsa ilah olamaz. Mecbur olan, korkan ya da işte ne diyelim ihtiyaç duyan bunları taşıyan bir şey ilah olabilir mi? Olamaz. Muhtaç oldukları onun ilahı olur. O yüzden burada uyanıyoruz ki o musibat bize bir ilgi kaynağı. Naz da olsa mesela sevdiğin ilgisi naz da olsa ilgidir. Yüzünü çevirdi gitti bir şeye kızmış. Bu da bir ilgidir. Hiç ilgilenmese asıl şeydir. Hatta bir filmde gördüm. Blind'dı galiba. Körlüktü filmin ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada öyle diyor. Sevginin zıttı diyor. Nefret değildir. İlgisizliktir. Nefret de çünkü bir ilgi çeşidi. Asıl sevgisizlik ilgisizlikte. Cenab-ı Hakk'ın musibetleri de o nedenle ilgisinin delilleridir. Bize rahmet gösterdiğinin, bizim acaba ne olacaklar, nereye gidecekler, nasıl amel işleyecekler gibi durumlarımızın onun katında kıymetli olduğunu gösterir yani. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye ve iltifatat-ı rahmaniye hükmündedir. O ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim-i Mutlak, ne demekmiş Cenab-ı Kerim-i Mutlak? Yani Kerim-i Mutlak sonsuz kerem sahibi demek, ikram sahibi demek, Cenab'da saygı ifadesi. Sınırsız ikram ve cömertlik sahibi Yüce Allah diye verilmiş burada mana. Evet biz daha çok öyle kestirdik. O ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim-i Mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem müşabihleri, benzerleri, hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Buraya da bir dipnot düşmüş söz basım. Bu da Bakara suresinin 25. ayetinde geçen bir hükümmüş. O ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim-i Mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste, hem ihtar edici, hem müşabihleri, hem cennet meyvelerine müşterilere davet eden numuneler suretinde yapmış hakikati Bakara suresinin 25. ayetinde geçiyormuş. Galiba cennet bahsinde de üstad bu ayeti tefsir ediyor. O ayet galiba bu ayet. Şeyi söyleyen hani müminler bir şey yediklerinde cennette bu dünyada yediğimize benziyor derler diye bir ifade de var o ayetin içinde. Onlara tertemiz eşler vardır falan anlatılan o ayet. Muhtemelen o ayet, evet bunu haber veriyor gerçekten. Bu dünyada tattıklarımız aslında cennette nasıl olacak?
Cennette neler olacak? Ona bir numunecik, bir olabilirlik kapısı. Yine mesela bahar hakkında Kur'an ne diyor? Estağfirullah. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Yani bahara bakmazlar mı? Yeryüzü nasıl diriliyor onda? Ahirete delil olarak anıyor bunu. İşte bir numune, bu da bir numune. Nasıl yediğimiz içtiğimiz cennet nimetine numune, bahar da dirilişe numune. O da Haşir Risalesi'nde 10. sözde gelecek tefsiriyle. Saatim durmuş, ne kadar zaman geçti anlayamıyorum o yüzden. Şu paragrafı da okuyayım, bitireyim. Herhalde bir saat olmuştur diye tahmin ediyorum. Böylece son sayfamıza gelmiş olacağız. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudreti samedaniyenin, yani her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Onun kudretinin, öyle bir Allah'ın kudretinin sikkesine, yani sikkeyi ilk birinci sözde konuşmuştuk manasını, paralar, işte nereye ait olduğunu gösterilen damgalı paralar, sikkesine ve rububiyeti ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Yani sikkede de mühür manası var. Turrada da, ama turra daha böyle belirgin. Daha bir adrese teslim galiba. Daha şeyi var. Vurgusu var. Yani Cenab-ı Hak azdan çok yaratıyor. Az alanda çok bereketli bir hayat var ediyor, nimet var ediyor. Ne için? Bunu yapanın Allah olduğunu daha iyi anlamamız için. Sonsuz kudreti orada daha iyi idrak etmemiz için. Bir bakıyorsunuz bir gelincik tarlasına, bir buğday tarlasına, Allah'ım ne haşmet. Yani haşmeti o kalabalıkta anlıyorsunuz. Ben o çekirge afetini gördüm mesela, Arabistan'da falan yaşanmış, Hindistan'da falan. Allah'ım ne kadar çekirge. E diyorsunuz yani böyle bir Allah, bunu bu kadar şey yaratabilen bir Allah. Yıldızlara bakıyorsunuz, ne kadar yıldız, say say bitmez. İniyorsunuz en aşağıya, mikroplara, bakterilere, şu kadarcık bir damla suda sayılmıyor. O kadar çok canlı. İşte bu çok çokluklar Cenab-ı Hak kudretini gösteriyor. Orada da kudretini gösteriyor, burada da. Ama her birinde farklı bir şeyi var. Kudretin farklı bir yüzü var, tezahürü var. Farklı bir açıdan kendisini görmemizi sağlıyor. Küçükteki şeyi gösteriyor, yani en inceliklere kadar nüfuz edebilecek bir kudreti gösteriyor. Orada bir nihayetsizlik gösteriyor. En yukarıdaki, yıldızlardaki o haşmet, o da en yüceleri yaratabilecek bir kudretin tezahürünü gösteriyor. Yani her bir aynada farklı bir kudret, ama hepsi aynı zatın kudreti temaşa ediyoruz. Kudreti samedaniyetin sikkesine ve rububiyeti ilahiyenin hatemine, bakınız üçü de mühür ama farklı farklı şekillerde, sikke, hatem ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına. Herhalde şu turrada en belirgin şey var. Yani turra artık kişiye özel bir mühür mü? Ne demekmiş turra bakalım? Ne diye verilmiş burada? Mühür nişan diye verilmiş. Hateme ne denmiş? O da mühür damga denmiş, ama buradaki sıralanmadan sanki bir aralarında seviye farkı varmış gibi ben hissettim. Sikke, hatem ve turrada sanki böyle aidiyet açısından bir farklılık var. Ya da ifade ettikleri mana açısından bir kademe şeyi var. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanları halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyi icat etmek, bakınız bir sudan bütün hayvanatı halk etmek Enbiya suresinin 30. ayetinde geçiyormuş. Onu da dipnot olarak vermişler. Şimdi bundan devrimciler çok heyecanlanır. Bak işte bütün hayvanlar aynı şeyden yaratılmış. Bediüzzaman da söylüyor. Acaba onu mu söylüyor? Kur'an'da işte bunu söylüyor. Bak işte evrime işaret ediyor. Acaba ona mı işaret ediyor? Yoksa her birisinin ayrı ayrı yaratıldığını mı söylüyor? Neyse girmeyelim ona. Hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelifül cins tamlardan o zihayata bir lahm-ı mahsus, lahm et demek. Yanlış bilmiyorsam, lahmacun da etli hamur demek zaten Arapça herhalde.
macun zaten hamur demek ya Arapçada. Lahmu mahsus özel bir et, yani o canlıya özel bir et yapmak. Doğru mu anlıyorum acaba? Altta da bakayım. Evet, özel et doğruymuş. Bakın lokanta ismi lahmu mahsus. İçinde şey var ya, bu Nusret bilmem ne et, böyle çoğaldı bu et şeyini alarak, ne diyelim, daire içine alarak böyle kasap lokanta ismi çoğaldı. Onlara alternatif lahmu mahsus. Bunu da bir Nurcu yapar herhalde ileride. Lahmu mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, zat-ı ehad-ı samet olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in sikke-i hassasıdır, hatem-i mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Yine burada bakın bir derece söyledi, sikke-i hassa, özel sikke, hatem-i mahsus, yine özel ama sanki kıdemi var. Ve taklit edilmez turra. Bu daha da üst bir şey söyledi. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadir-i külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Bu son cümleyi bir daha okuyayım. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadir-i külli şeye mahsus, her şeye gücü yeten Allah'a mahsus bir nişandır, bir ayettir, diyor. Belki bu paragrafa tekrar dönmek yerinde olur. Yarın bir daha okuyup burayı konuşuruz çünkü burada ince şeyler var. Özetle şöylenen, haber verilen bize şu. Cenab-ı Hak bu kainattaki devri daim ile şahit olduğumuz dönüşümlerle, mesela yediklerimiz insan oluyor. İnsan ölüyor, toprak oluyor. O ölüyor, buna dönüşüyor. Bunun onu öteki yiyor falan. Sonra bir şeyden Allah çok 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 şeyler yaratıyor. Mesela toprağa dönüşüyoruz ama o topraktan da çok çok şeyler yaratılıyor tekrar. Bu diyor şey içinde aslında iki türlü kudretini gösteriyor. Bir şeyi de her şeyi yapabiliyorum diye gösteriyor bize. Bir topraktan bir sürü şey yaratarak. İstersem diyor bir şeyi her şey yaparım. Ve diğeri, mesela her şeyi yiyoruz, bir tek insan oluyor. İstersem her şeyden de bir şey yaparım diyor Cenab-ı Hak bize. İkisini de kainatta gösteriyor. İkisine de kudretim yeter diyor yani. Burada Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne iki perspektiften bakabilirlik var diye Üstad Hazretleri bize haber veriyor. Ve daha işte bunun gibi manalar bu metinde var. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse yarın, ertesi gün bu sözleri, 8. sözü daha doğrusu, küçük sözleri, öyle söyleyelim, 8. sözde küçük sözler bitmiş olacak, bitiririz. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.